Şimdi 1999 depremleri gerçekten yer bilimleri açısından da enteresan. Çünkü bu 99 depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti. 1967 Adapazarı depreminden sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mıntıkasında 7'den büyük bir depremin olma olasılığının fazlalaştığını söylediler. Ama elbette ki bir şey yapılmadı. 99 depremi 97 senesinde dahi uyarıldı. Bir gecede, yani birkaç saniye içerisinde 20 binden fazla insanımız öldü. Ve İstanbul'da verdiğimiz uyarı halen daha devam ediyor tabii. İstanbul'da o uyardığımız deprem daha gelmedi. Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığının %64 olduğu bilimsel olarak saptandı ve yayınlandı. 99'dan bu yana 23 sene geçti. %64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıktı ki Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir. Bu bayağı büyük bir deprem demektir. Tabii bu deprem olduğu takdirde İstanbul'un diyelim Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde ve kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde, 7 şiddetinde depreme maruz kalır. Özellikle Avrupa yakası Asya'ya göre zemini göz önüne alırsan daha fazla hasar görür. Yani Avrupa yakasında işte Haliç'ten başla Marmara kıyılarından batıya Silivri'ye kadar git. Orada yer alan ilçelerin büyük bir çoğunluğu işte Avcılar diyelim, Zeytinburnu, ne bileyim ben, yani orada mevcut olan şeylerin, ilçelerin tarihi yarımada da dahil bu iş içerisinde büyük çekmece, küçük çekmece vesaire ve kıyıdan 10 kilometrede içeriye doğru, karaya doğru olan o şerit önemli hasar alır. Çünkü zemin de orada çürüktür. Avrupa yakası göreceli olarak biraz daha sağlam zemin olarak. Anadolu yakası. Ama Anadolu yakasının da sahil şeritleri ciddi şekilde etkilenir. Ama kuzeye doğru çıkınca bu nispeten depremin şiddeti azalacak demektir. Minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa yani can hasarı da büyük olabilir. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, en son yaptığı araştırma için Büyükşehir Belediyesi'nin diyorum, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğunu söylediler. 50 bin binadan vazgeçelim, 10 bin binada sadece ölümlü vakanın olduğunu düşünelim. Yani 40 bin, geriye kalan 40 binde hiç insanların ölmediğini düşünelim, ölmeyeceğini düşünelim. 10 bin bina, her bir binayı da 4 katlı düşünelim, 40 bin kat eder. Her kata 2 daire koy, 80 bin daire yapar. Her daireye 4 kişi koy, 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. Bak, bu kadar minimize ettiğim halde. Şimdi dolayısıyla olabilecek can kaybını siz hesaplayın. Bu işin şakası yok. Onun için Türk hükümetinin alel acele, eğer İstanbul'u konuşuyorsa, İstanbul Büyükşehir ile iş birliği, güç birliği yaparak, halkı da işin içine alarak,
gerekli finans kaynaklarını oluşturarak başka hiçbir ciddi projeye para sarf etmeyerek sadece İstanbul'u hızla depreme hazırlanması lazım. Aksi halde çok üzüleceğiz demektir.